Şimdi bu videoda size yaptığım çok ilginç bir testin sonuçlarını göstermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka çokça konuşuldu biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim, öyle bir yapay zeka ki bu, sorduğunuz sorulara çok mantıklı ve düzgün cevaplar veriyor, hem de mükemmele yakın bir Türkçe ile. Tabi insanlar o yapay zekaya çiçeği, böceği, evreni sormak yerine seçimleri kim kazanır diye sordu ama olsun. Ben de dedim ki madem öyle, o zaman ben de yapay zekaya yerli dizi senaryosu yazdırsam acaba ne yazar? Defalarca denedim ve kuruluşunda Elon Musk'ın olduğu Amerikalı yapay zeka bile her defasında Türk dizisi yaz dedim diye kadını mağdur yazdı ya. Şerefsizim benim aklıma gelmiş Bakın mesela yapay zekaya dedim ki bir Türk dizisi yazmak istiyorum bana örnek bir sinopsis yani kısa bir senaryo yazar mısın? O da bana Köprü diye bir dizi yazdı. İşleri bozulunca karısını, çoluğunu, çocuğunu terk eden ve başka bir kadına kaçan bir adamın ardından zor zamanlar yaşayan bir kadının ikinci kadın olmayı kabullendikten sonra kocasını bulup onu geri getirmeye çalışmasını yazdı. Sevgili senaristler, sevgili senaristler. Ama tabii siz şimdi bak hakikaten yapay zeka bile çözmüş bizi. Ben en iyisi başka bir şeyler yazayım. Demek yerine önce mesleğim elden gidiyor diye korkar, sonra da gidip bu yapay zekaya senaryo yazdırırsınız. Ha, ben de bunu buradan göstererek yedim. Ama emin olun şimdi anlatacağım senaryoyu yapay zeka bile yazamazdı. Çöp Adam Ya yok mu bu hani herkesin şu sahnesini konuştuğu dizi? Heh işte o. Oraya da geleceğiz az sonra. Dizi bir adamın yıkamacıya halı götürür gibi kız taşıdığı sahnelerle başlıyor. Ve tarihi dizilerde oynamaktan Türkiye'de bazılarının büyük büyük hatamın zannettiği oyuncumuz da e tamam bana bu kadar günümüz yeter deyip kızı daha ikinci dakikada tarihi bir mahzene götürüyor. E kimmiş bu adamla kız derseniz dizi sizi aha adam var kız var omzuna attı mahzene götürdü demek ki diyerek ekrana bağladıktan sonra her şeyi anlatmaya başlıyor. Başrolümüz İstiklal Caddesi'nde dolanırken mendil satan bir çocuğu görünce kendi küçüklüğünü hatırlıyor. Meğer o da küçükken sokaklarda çalışır, evine ekmek getirirmiş. Ya tamam, bu çocuk büyünce böyle olmuş. Ne var bunda? Takılmayalım. Ama ekmek getirdiği evin babası da asla çalışmayan ve ne olursa olsun önce işim diyen karısının parasını yiyen bir iskele babası ki onun bile kendine az bir duruşu var. Ve tesadüfe bakın ki yine aynı yapım şirketinin aynı psikiyatristin kitabından uyarlayıp yine aynı kanalda aynı anda yayınladığı bir başka dizide olduğu gibi çocuklar bu evde de babalarının artıklarını yiyor. Ve hatta bununla da kalmayıp annenin temizlikçilik yapmaya, abinin tuvalet yıkamaya, babanın da genç kadınlarla fingir demeye gittiği bu evde ailenin küçük kızı da evde tek başına sobaya yanaşmasın diye ayağından kelepçeleniyor. Babanın yanına gitmem anne yapma. yapma. Yapma, çocuğum. Oh oh oh. Tabii ya nerede ne kadar psikopatlık varsa böyle evlerimize şelale gibi aksın. Aksın da biri bana desin. Aynı yazarın daha kaç tane kitabı var? He? Allah aşkına söyleyin tamam biliyoruz o şelalenin kaynağını da o şelale artık aktığı yeri aşındırdı. Ve daha sonra da kız yemesinler diye dolabın üzerine konulan ekmeğe ulaşmaya çalışıp da sobayı devirip evi yakınca babaları kadınlarla daha rahat fikfikleşsin diye iki kardeşi yetimhaneye bırakıyor. Anneleri de kocişime daha rahat bakarım deyip kabul ediyor. Ama bu zor zamanları aşan karakterimiz daha sonra bir oyun geliştiriyor. Ve Amerikalı bir şirkette gelip bu oyuna 300 milyon dolar yatırıp ortak oluyor. Peki bilin bakalım bu çöp adam eline 300 milyon dolar geçtikten sonra ilk olarak ne alıyor? Hala düşünüyorsunuz değil mi? Yalı. Ama lütfen dizi yapmanın 5 şartı neydi? Konağa inanmak, yalıya inanmak, yalıda geçen manyaklığa inanmak. Tabii bakın bu camdaki kızın yalısı. Bu doğduğun ev kaderindirin yalısı. Bu da... Yalı çapkınının doğal olarak yalısı. Ve işte bu da çöp adamın yalısı. Bunlar sadece tek bir yapım şirketinin bize gerçek hikaye diye kaktır, e, verdiği yalılar ha. İstanbul'da toplasan 360 tane yalı var. Yarısının hikayesini dinledik. Buradan bütün yalı sahiplerine sesleniyorum. Ne olur evinize dönün. Yani evleriniz çarpık ilişkilerin yuvası oldu. Miami'de misiniz neredesiniz Allah aşkınıza evinize dönün. Ve karakterimiz kardeşiyle birlikte kendilerine bunca şey yapan ailesini de bu yalıya yerleştirip karısını çocuğunu oraya getirip onlarla birlikte yaşamaya başlamıyor mu? Evet adamın 300 milyon doların ne demek olduğunu bilmeyen saf bir karısı. Ben nereden bileyim 300 milyon dolar ne demek? Ve muhtemelen daha önce çocuk görmeyen yönetmenin 4 yaşında gibi hareketler yaptırdığı bir de 8 yaşında çocuğu var. <laughs> Ve çöp adam bahçede iki panter heykeli görüp iniyor evin çalışma odasına. Ve o odanın duvarında bir panter resmi. Tam karşısında da iki panter heykeli görmüyor mu? Karakterimiz yazılımcı ya. Şöyle şöyle yapıp kafada iki kod yazıyor. Ve diyor ki o zaman ben bu heykellerin kafasını döndürürsem kesin bir şey olur. Dersin ki bana Indiana Jones... Derken hakikaten döndürünce de bahçede bir geçit açılmıyor mu? Tam da o anda diyorsunuz ki ha bak ne güzel ya işte böyle Mistik şeyler. Ha? Adam o geçitten geçmişe uzanıp ailesinden intikam alsa. Bak daha bir tatlılaşmadı mı hikaye? Ha, görürsünüz şimdi tatlıyı. Televizyon başındaki ninelere ve içinde bir nine yaşatanlara. Zamanda yolculuk desen. Ama ben olmuşum zamanda yolculuk diyeceğinden. Adam o mahsende hazır bir zincir ve pranga olduğu için madem mekanda hazır diyerek sokakta bulduğu bir kızı oraya kapatıp ayağından zincirliyor. Kurban olsunlar. Ne olur şaşırmayı bırakmayın. Çünkü şaşırmayı bıraktığınız gün bittiğimiz gündür. Aynen dışarıdaki fiyatlara şaşırmadığımızda biteceğimiz gibi. Biliyorum bu kanalda daha önce çok acayip şey anlattım ama ne olur hala şaşırın. Kızımızda bir bankanın çok sevilen bir şube müdürü. Bankada geç saatlere kadar mesaiye kaldığı bir gün evladı gibi büyüttüğü, canından çok sevdiği hasta kız kardeşini ve kocasını arayıp geç geleceğini söylüyor. Ha! Kocasına diyor ki: "Kardeşimin ilaçlarını sen verebilir misin?" Ha! Kocası da diyor ki, "Tabii, hay hay." Ve telefonu kapatıp sevginin de bir ilaç olduğunu düşünen anlayışlı koca, baldızından da esirgemiyor bu ilacı. Ve çikolatadan serotoninini alan kız, enişteden de alıyor endorfini. Çikolata yasak değil mi? Sen de yasak değil misin? Tabii ya yapımcılar bakıyor. Siz dışarıda ahlaklı olmaya sıkılmışsınız. Ekranlardaki ahlaksızlığa doymuyorsunuz. Biz çarpık ilişkiyi millete çarptıkça reyting fırlıyor. Onlar da ne yapsın? Sizi nasıl edepsizliğe doyurabiliriz diye böyle kendilerini parçalıyorlar. Dolayısıyla bu da yetmez diyerek o enişte ve baldızı bir de anadan üryan aynı küvete soktular. Evet altta yatanın karısı üstte yatanın ablası da onları hem bu şekilde hem de ölü olarak buluyor. Çünkü bu zeka seviyesine sahip ikili küvete çalışan fön düşürmüşler. Bakın şimdi birileri de çıkar der ki ya onlar düşürmemiştir bir kere birisi atmıştır tamam mı? Hadi patron, influencer, yayıncı, youtuber çıldırdı. Ben de edepsizleşiyorum. Ulan bak ancak bu kadar edepsizleşebildim. Burada mevzu fön mü? Ha? Mantığını üflediğim. Ama işin daha da garibi ne biliyor musunuz? Ha yok daha sonra eve değil de küvete olay yeri girilmez bantının çekilmesi değil. Benim güzel toplumumun bir baldız ve eniştenin küvette ilişkiye girmesini değil o ilişkiyi bir küvette çıplak yaşamasına takılması. Elbette çoluk çocuğun izlediği bir saatte bir dizide sansürlenmiş olsa da böyle görüntülerin olması da bir tarafa ama görüyorum ki işin daha da acısı aha çıplaklık diyen toplumun ahlakının çoktan dımdızla kaldı. Muz gibi yavaş yavaş soyulup böyle sahnelerle normalleşe normalleşe yeni de jenerasyonlara savunmasız bir şekilde kalması. Ha işte bu kadar yerli dizi izleyince milletin ahlakını da muza benzetmek kaçınılmazdı zaten. Ama madem ki böyle diziler reyting yapıyor şimdi böyle usturuplu konuşunca ilginiz dağılmıştır sizin. Ama daha durun ben size birazdan babası yaşında adama striptiz yapan hizmetçi kızı da vereceğim. İşte kardeşi ve kocasını aynı küvette çırılçıplak bir de üstüne ölü gören karakterimiz de önce evi dağıtıyor ve intihar etmeye karar veriyor. Giyiyor beyaz bir uzun elbise, gece vakti çıkıyor Beyoğlu'na. Sürekli nereden çıktığı bilinmeyen tuzluk kadar içki şişelerini kafaya dikip dikip giriyor sarhoş bir şekilde Beyoğlu'nda bir ara sokağa. Yani evet bu da bir çeşit intihar yöntemi. Derken hikaye bu ya. Bütün dünyayı gelinlikle dolaşırken tecavüz edilip öldürülen kadın sanki burada öldürülmemiş gibi bir kişi de bu kadına göz ucuyla bile dönüp bakmıyor mu? Ama bir kişi hariç erkeğimiz çay içerken kızı görüyor ve takip etmeye başlıyor. Zannediyorsunuz ki yine şöyle şöyle yapıp kızın intihar edeceğini anladı. Gel bacım deyip vazgeçirtecek. Ama yok. Adam kızı takip ettikten sonra kapatma düğmesini bulup kızı kapatıyor ve sokaktan kedi bulup eve götürür gibi şu kukla kızı eve götürüyor ve az önce de söylediğim gibi yalısında bulduğu mahzende ayağından zincirleyip hapsediyor. Ve böyle bir dizide hala çıplaklık mı konuşuluyor Peki günlerce betonun üzerinde yatıp saçları hiç bozulmayan ve hatta daha sonra kuaförden çıkar gibi kaçırıldığı yerden çıkmaya çalışan kız ne mi yapıyor Bakıyor olacak gibi değil oh. Üzerindekini atıp Hadi diyor Hadi derken haydi haydi Diyorum ya artık senariste bunun yapımcısı falan fetiş bu. Geçen sefer hamamda üstünü bırakan kadınlık müessesesi işte bu dizide de banyodan sonra üstündekini bırakıp hadi ne yapacaksan yap da gideyim diyor. E hadi. Hadi tamam al istedin neyse ne bitsin artık. Bak çıplam. Hmm, işte kuaförde ya. adayda yapın artık çekin de gideyim diyor. Tövbe estağfurullah da kardeş kardeş. Sizin Gerçek hikaye diye itelediğiniz zihniyetinizi de mahzenlerde prangalayıp itelesinler değil mi? Siz de şimdi kız öyle deyince adam ne yapıyor diye sorarsınız. Adam da o kadar iyi bir adam ki kıza bir şey yapmıyor ama kızı düşünerek karısıyla birlikte oluyor. Heh, artık bu oyuncunun büyük büyük atamız olmadığını da anlamıştır herhalde bazıları. Hani Ertuğrul Gazi diye heykelini dikenler vardı ya ona binaen. Bu arada bunların tamamının bir gerçek hikaye olduğunu bana biri kanıtlasın. Gelsin bir de beni ayağımdan bağlayıp mahsende yerli dizi izletsin. Ki düşününce zaten ona benzer bir şey ben kendime yapıyorum. Evet, gerçek olan kısım büyük ihtimalle sobaya yanaşmasın diye ayağından bağlanan kız ve evet oradan gelinen noktada bu. Yemin ediyorum yapay zeka 40 yıl kod yazsa böylesini yazamazdı. Daha önce dışarıdan çöp toplayıp eve getiren zengin adam reyting yapıp iyi para kazandırdı diye bu sefer çöp adam diye bir dizi yapıp dışarıdan kadın toplatmak da hakikaten nereden baksan büyük ticari zeka. O zaman şimdi hazırsak gelelim ailenin babasına. Daha önce şu mucize boyayla gençleştirildiği sahnelerde elmayı sadece kendisi yiyip çocuklarına kabuğunu yediren ve daha sonra yaşlılığında da elmayı şöyle yiyerek elmadan soğutan karakter evin hizmetçilerinden birini soyunurken camdan izlemeye başlıyor. Hizmetçi de durur mu? Onu aynadan görüp adam elmayı seviyor diye yapıştırıyor yasak elmayı. Daha sonra da başka bir günde strip show için hazırlıklarını yapıp yasak elmanın fiyatına zam yapıyor. 5000. Beş 5000 bin. Beş bin mi? E, hallederiz. Dolar. Bülent Beyciğim aşk olsun. Açın koynunuzu kuşlar konsun. <laughs> Peki Şimdi size soruyorum. Deminden beri izlediğiniz o bütün sahneleri çekenlerin ve sadece para kazanmak için buna alet olanların, kıymanın içine kiremit tozu koyan, çok süt versin diye ineğe antibiyotik içirenlerden ne farkı var? Biliyorum yine bağıra çağıra yazıklar olsun desem, yeter artık desem umrunuzda bile değil. Belki daha sonra yine böyle bir senaryo gelse. Sonuçlarına değil de parasına bakarsınız ama ufak da olsa bir ihtimal gece yastığa başınızı koyduğunuzda benim bu naçizane eleştirimi hatırlarsınız.